HDP ve Hüdapar Par, iki taraf açısından aynı ta, e, kefeye konan e, konumda görünüyorlar. E, bu kriz, bu krizler e, seçimlere nasıl yansır onu sormuştum sana. ile ilgili benim gördüğüm henüz e, netleşmiş, el sıkışılmış bir durum yok. Ama çok büyük bir değişiklik olmazsa anladığım kadarıyla Hüdapar parti olarak Cumhur İttifakı'na katılmayacak. Ancak işte bir iki genel başkanı, genel başkan yardımcıları AK Parti listelerinden parti amblemi olmadan eee milletvekili listelerinden aday olabilirler gibi görünüyor. yani gördüğüm bir kulis durum bu. Bir haberi vardı bugün. Gazetesini hatırlamıyorum. Bir gazetede 8 vekilden bahsediliyordu yanlış görmediysem. Yani benim ee, aldığım bilgilere göre AK netleşmiş partisi. bir sayı yok olabilir. Ama yani hani en azından Cumhur İttifakı'nın içinde sayılan partiler arasında Evet 8 ilden seçilecek sıradan adaylık talep etti diye bir Evet ya yani onlar talep ettiler ama henüz yani ortada e, anlaşılmış bir sayı yok. Ama e, Hüdapar'ın parti çatısıyla birlikte Cumhur İttifakı'na katılacağı gibi bir durum da yok. E, bu konuda bir uzlaşma da yok. Benim gördüğüm kadarıyla bu konuda bir yani ne olsun mu olmasın mı diye konuşulmuş bir durum da yok. Yani Cumhur İttifakı, yani MHP ve AK Parti arasında. E, Aslında yani... mesele bu değil. Yani mesele e, gerçekten Millet İttifakı'nda bir HDP tunus o kağıdı olmuş dedim ya. Bu Hüdapar'da Cumhur İttifakı'nda böyle bir şeye dönüşür mü? Şimdi ee, Cumhur İttifakı HDP meselesini bu şekilde kullandığı için dönüşebilir. Ben HDP tartışmalarının bu şekilde yürütülmesinin yanlış olduğunu her zaman söyledim. Yani bu tartışmanın yani, bir sonucu oradan e, ittifakta resmi olarak olmayan HDP'nin bu geliyorsa bu söyledi. taraftan Tabii. da... Bugün hatta Sayın Akşener şöyle demiş, onu da not düşeyim grup toplantısında. Kaybetme korkusuna kapıldıklarından olsa gerek panik içerisinde bir o yana, bir bu yana savruluyorlar demiş ve işte e, para gönderme yaparak bu 6284'e gönderme yaparak da bundan sonra e, artık yeni seçim beyannamesinde şey Said isyanları nedeniyle özür dilemek var, özellik var, federasyon var, anayasanın 4 maddesinin değiştirilebileceği var diye de bunun üzerinden bir e, eleştiri getiriyor bu maddeler. Tabii daha da uzuyor. Kadına e, kadına şiddetin önün açılması var diye bir eleştirisi var Sayın Akşener'in. Şimdi ben Sayın Akşener'in bu eleştirilerin bir kısmını doğru bulmuyorum. Hı hı. Hakkaniyetli bulmuyorum. Öte yandan Hüdapar'la böyle bir yakınlaşmanın da doğru olduğu kanaatinde değilim. Hüdapar hakikaten tartışmalı bir yapı. Ee, yani kendileri de Hizbullah'la, e, Hizbullah'ın terör örgütü olduğu yönde beyanları yok. Aksine kurucularından biri Hizbullah davasının avukatıydı vesaire. Yani tartışmalı bir yapı ve siyaseten kullanılmaya çok elverişli. Ha şu doğru belli noktalarda oy potansiyeli hakikaten var özellikle Diyarbakır'da ve Batman'da. Yani, hı hı. yani o açıdan bir belki orada hareketlilik yaratabilir ama bunun siyasi dönüşü sert olabilir. O yüzden yani benim gördüğüm buldukları formül Hüdapar'dan ziyade güçlü oldukları yerlerde, karşılığı oldukları yerlerde isimler üzerinden gitmek. Çünkü şu da var. Yani ismi konmuş bir birliktelik yok ama Hüdapar zaten geçtiğimiz seçimlerde de Cumhur İttifakı'nı Destek desteklemişti. Kaldı ki e, baktığınızda bölgede e, Hüdapar zaten mesela TRT Kurdi'nin kadrolarında da çok yoğun bir şekilde var vesaire. Yani zaten o birliktelik bir süredir e, sürüyor. E, şimdi böyle bir seçim ittifakı olabilir mi diye anladığım kadarıyla Hüdapar'dan bir şey vardı istek vardı hı hı. E, ama e, karşılığı e, işte listelerde yer açmak olacak gibi görünüyor. Peki, HDP sorayım. meselesi HDP meselesi Kemal Bey Cumartesi günü görüşecek e, bu sebeplerle Cumhur İttifakı'nda Millet İttifakı'na HDP üzerinden sal olarak azalır mı? Sence. Ya, yok hiç zannetmiyorum yani Cumhur İttifakı zaten e, bir şekilde çok sert bir söylemle HDP diskurunu oluşturdu. Ve bu, bunda da kendi açısından baktığında başarılı oldu. Yani kendi kitlesine de bunu anlatmayı önemli oranda ikna etmeyi de başardı diye düşünüyorum. Ben bu söylemi doğru bulmadım başından itibaren. Çünkü HDP'nin çizgisinde yanlış bulabilirsiniz, yaptıklarıyla ile ilgili çok sert eleştiriler getirebilirsiniz. Keza 2015'teki iki seçim arasında yaşananlar HDP'nin tutturduğu dil vesaire. bunlarla ilgili ben de çok sert eleştiriler yöneltmiş bir gazeteciyim. Selahattin Demirtaş da öz eleştiri de veriyor hatta bu konularla ilgili. Ancak sonuçta iyi kötü, legal, mecliste hatır sayılı oranında temsilcisi olan ve ciddi bir kitlesi olan bir parti. Ve bu partiye iki taraf açısından da yani bir tırnak içinde bitli yorgan muamelesi yapılmış olmasını doğru bulmadım. Yani Millet İttifakı şimdi Sayın Kılıçdaroğlu Cumartesi günü de görüşecek. Görüşmesi gerekir zaten. HDP'nin bu yöndeki talepleri de sonuna kadar haklıdır. Ee, ama çok uzun zamanda iktidar cephesinden kullanılan o sert dil, o saldırı diline karşı da hep savunma pozisyonunda kaldı. Ben bunun da yanlış olduğunu düşündüm. Yani zamanında çözüm süreci yürüten bir AK Parti vardı ve e, herhangi bir saldırıya, eleştiriye vesaire karşı da dümdüz kendi bildiği çizgide ilerlemişti. E, sayın Erdoğan o dönem kendi diskurunu oluşturmuştu. Şimdi muhalefet cephesi bu diskuru oluşturmayı başaramadı. Yani hep savunmada kaldığı için hı hı. geç kaldığı için bir HDP söylemi geliştirmede. E, şimdi HDP gitmesini normal karşılamakla birlikte e, söyleminde de daha e, açık olması gerektiğini düşünüyorum. Ha bunu yapması kolay değil çünkü İyi Parti var. Yani hı hı. İyi Parti'nin de tabanı bu konuda çok hassas. İyi Parti'nin tabanı Cumhur İttifakı'nın tabanından hiç farklı düşünmüyor. E, o süreci yönetmek kolay değil. Ama o süreci yönetmek açısından da yeni model bir avantaj sağlıyor. O da şu, farklı partiler var. Özür dilerim Kürşat. Farklı partiler, yani o kendi siyasi parti çizgisi e, denebiliyor. Çünkü baktığınızda birbirinden çok farklı parti programları söz konusu. Sayın Akşener'in biraz önce yönelttiği eleştiriler hı hı. bağlamında baktığınızda... ...Millet İttifakı'nın içinde de benzer eleştiriler getirilebilir. E, bazı parti program, e, partilerin taleplerine yönelik. Evet. E, kaldı ki... E, ya o bambaşka bir yere gidebilir ama e, Cumhur İttifakına girip giremeyeceğiyle ilgili tartışma yapılan partilerle de mesela yeniden Refah Partisi'ndeki tartışmanın zemininin biraz kaydığı kanaatindeyim. Yani yeniden Refah Partisi bir şeyleri e, getirdi, AK Parti bunu kabul etti gibi bir durum yok. Bunla bununla e, yeniden Refah Partisi'nden buradaki Kübra'nın programındaki evet, ifadeler sonrası yani. böyle bir sen evet. de orada böyle bir tabii. tablo oluştu tabii. Onun üzerine sonra AK Parti'den açıklamalar geldi ama o günkü net ifadeler sonrası Doğru böyle bir kanal. Yani şöyle e oldu. Biz bunları sunduk. Hayır demediler. Evet. Kabul Ama sonrasında çok ciddi yeniden refahın içinde de tartışmalar yaşandı ve Doğan Bey de <laughs> o açıklamaları yapan Genel Başkan Ermiş'si Sayın Doğan Aydal da böyle bir talebimiz olmadığı yönünde bir açıklama yaptı. Yani benim gördüğüm kadarıyla 6284 ile ilgili bir pazarlık söz konusu olmamış AK Parti'de. Nitekim özlem zengin de net bir şekilde kırmızı bizim çizgimiz kırmızı çizgimiz dedi. çizgimizdir dedi. Yani bir partinin iç katılması tamamen diğer partilerin o programı adapte etmesi anlamına gelmiyor. Bakın bu Millet İttifakı'nda da böyle, Cumhur İttifakı'nda da böyle. Yani ona bakarsanız DEVA Partisi ve İyi Parti'nin programları arasında o dev bir makas var. Neredeyse 180 derece birbirinden farklılar. Şimdi İyi Parti DEVA olmakla bazı çevreler tarafından suçlanamaz. Deva iyi parti olmakla bazı çevreler tarafından suçlanamaz. E, tıpkı Cumhur İttifakı'na yerine öbürün yeniden refah katılırsa yeniden refah eşittir AK Parti olmayacak. Hı -hı. AK Parti eşittir, yeniden refah olmayacak. Yani bu ittifak modellerine bu benzeşme aykırı. Çok farklılıklarla ama temel prensiplerde anlaşarak bir arada oluyoruz diyorlar. Ama işte orada Hüdapart tartışma olabilir. Cumhur Hangi ittifakı. temel prensipte anlaşılacak evet. sonra Yani tabii. çok tabii birbirine yıkıcı Hı. noktalarda da siyaset yapan partilerin Peki. Ne olmaması gerekiyor.